kumpasın planlı programlı bir cehl olduğunu boşuna söylemedik. Çünkü ortada büyük bir organizasyon var. 21 Aralık sabah 9.25'te piyasanın açılmasına sadece 5 dakika kalmışken Borsa İstanbul'dan Borsa İstanbul'a ilginç bir talep geliyor. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerinde alt fiyat limitinin yüzde ondan yüzde seksene çıkarılması isteniyor. Bugüne kadar bu büyüklükte bir alt limit değişikliği vadeli işlem ve opsiyon borsası, borsasında yok. Şimdi bu değişikliğe, böyle bir değişikliğe hangi değerlendirme yapılıp da karar verildi? alt limit yüzde seksene yükseltildikten sonra Aralık ve Ocak kontratlarında çok düşük kurlardan işlemleri kimler geçti? Buradaki alış emirlerini kimler verdi? Bunlar hangi kurumlardır? Bu işlemler neden daha sonra iptal edildi? Bu iptalin gerekçesi nedir? Taraflara etkisi olmuş mudur? Bu işlemler neticesinde ne kadarlık bir teminat çağrısı yapılmıştır? Bu sorulara Hükümetin cevap vermesi lazım. Ne yazık ki bu kumpasın viop bacağında da pek çok yatırımcının mağdur edildiğini görüyoruz. 20 ve 20 21 Aralık tarihlerinde birkaç koldan birden milletimize organizasyon organize bir operasyon çekildiği anlaşılıyor. Bunun adı ekonomi yönetmek falan değildir. Bunun adı milleti teşekkül halinde çarpmaktır. Millete yapılan bu operasyon sülün Osman'a bile şapka çıkartacaktır, çıkarttıracak durumdadır. Özetlersek Erdoğan önce faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla döviz kurlarını yükseltti. Buna da rekabetçi kur Çin modeli diye kulplar taktı. Milletin parasını pul etti. Milleti öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptı. Dün akşam ödüllerine dağıttığı şairin söylediği gibi. Sonra Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. Nas dedi. Muaviye misali kendi ikbari için Kur'an-ı Kerim sayfalarını kopardı, mızrağın ucuna taktı. Ama sonunda Türk lirası mevduata dolar kumaşından faiz elbisesi giydirdi. Kur riskini milletin hazinesine yükledi. Tarihimizde ilk defa özel bankaların faizine de devlet garantisi verildi. Erdoğan'ın modeli Öyle Çin, Min falan değil, milletin sırtına bin modeli verdi. Şimdi soruyoruz. Faize dolar elbisesi giydirmekle bu iş çözülüyorsa, Erdoğan neden dolar kurunun 18 liralar kadar çıkmasını bekledi? Son 20-25 günde neden bilerek ve isteyerek dolardaki ateşin üstüne sürekli benzin döktü? 20-21 Aralık ve sonrasında Merkez Bankası'nın arka kapısından ve kamu bankalarının kasalarından kaç milyar dolar satıldı? O gece kimler yüksek kurdan dolar sattı? Ertesi sabah kimler kamu bankalarının ucuza attığı dolarları topladı? Milletin sırtından milyonlarca dolar karı kim kazandı? Kim elde etti? Bankaların genel müdürlerini 20 Aralık gecesinden başlayarak muazzam bir algı operasyonu gerçekleştirmek üzere sahaya kim sürdü? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir finans kuruluşuna ayın 21'inde Türkiye'de danışmanlık yapma izni neyin karşılığında verildi? Vadeli işlem ve opsiyon borsasında alt işlem limitlerini kim? Hangi gerekçeyle %10'dan %80'e çekti? Şunu açıkça ifade edeyim. Hukuk devleti kurallarının işlediği herhangi bir ülkede şu sorduğumuz sorulara konu ettiğimiz işlemlerin binde biri yapılsa yapanların sıfatına bakılmaksızın çok ciddi soruşturmalar açılır ve sonunda da çok ağır bedeller ödetilir. Bugün ülkemizde adalet mülke değil Erdoğan'ın sarayına temel yapılsa da bunun hesabı er ya da geç sorulacaktır. Milletin gasp edilen hakkına, hukukuna Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal vaziyet etmelidir. Bu konuların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz önergemize meclisimizdeki tüm milletvekillerinin destek vermelerini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, döviz kuru hala dalgalanıp duruyor. Öyle aşağı aşağıda çok fazla düşmedi. 11 liralarda geziyor. Millete kurduğu kumpas için Erdoğan şimdi bir de hayır dua bekliyor. Erdoğan dolar kuru 8'den 18'e çıkarken de alkış bekledi. 18'den 12'lere inerken de şimdi alkış istiyor. Milletin sırtına bıçağı 9 santim daldırıyor. Sonra bıçağı 6 santim geri çekiyor. Bıçak milletin sırtındayken Sıkılmadan bir de milletten alkış bekliyor. Yani Anadolu irfanının söylediği gibi Erdoğan önce milletin eşeğini çarptı, şimdi semerini gösterip mutlu oluyor. <laughs> Kendisini uyaran, yapmayın etmeyin diyen muhalefete güya caka satmaya kalkıyor. Yaptıklarıyla ne istikrarı ne de güveni sağlayabildi. Eylülden bu yana yüzde yirmi altı hala orada duruyor. Bugün açıklandı. Reel kesim güveni dipte. Arşa çıkan fiyatlarda hayat pahalılığı da düşmüyor. Enflasyon memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı ezmeye devam ediyor. Emeklilerimiz nefes almakta zorlanıyor. Ayakta kalabilmek için aylıklarında ciddi bir düzeltme bekliyorlar. Memurlarımız da aynı durumda. Ama bu hükümetin bildikleri, bildiği tek şey sopa ekonomisi, tehdit ekonomisi. Hükümet bir yandan marketlere fiyatları indirin diyerek sopa gösterirken diğer yandan kendisi akaryakıt fiyatlarında maşallah hiçbir indirim yapmıyor. Dolar çıkarken akaryakıt fiyatları milletin cüzdanını boşalttı. Dolar düşerken de ÖTV'ye dönüşüyor. Sarayın hazinesine gidiyor. Sarayın hazinesini dolduruyor. Milletin cebi hala boş. Dün yandaş müteahhide dolarla avroyla garanti verdiler. Yetmedi bugün de bir avuç zengin için dolarla avroyla avroyla faiz garantisi verdiler. Erdoğan zengine servis edeceği kadayıfın üstüne kaymağında koyup bir de mevduat faizinden bu mevduat faizinden de stopaj almayacağım dedi. E şimdi tabi bu durumda ne olacak? Millet akaryakıtı ÖTV hatta ÖTV'nin üzerine bir de KDV ödeyecek ki hazine dolar elbisesi giydir hazine üzerinden dolar elbisesi giydirilen faizler ödenebilsin. Bu arada iki gün önce hazinenin kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlar için yayımladığı uygulama esaslarının hukuki hiçbir değeri olmadığını söylemiştim. Bürokrata, bürokratlara buna dayanarak imza atarken bir değil, on değil, yüz değil, bin kez düşünmelerini tavsiye etmiştim. Şimdi oradaki arkadaşlardan duyuyorum ki Hazinede yeni bir düzenleme hazırlığı varmış. Hazine bankalara ödeyeceği faizi nakit olarak değil, özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapacakmış. Bankanın mevduat faizine kefil olan hazine, devlet iç borçlanma senedinin faizine de milleti kefil yapacak. Fakir, fukara, garip, gureba, yedi göbek, yedi göbek sülalesine kadar borç altına sokulacak o paralar da alınacak zenginin cebine konacak. Bir kez daha uyarıyoruz. Hazineye bir saatli bomba yerleştiriliyor. Bu bombanın patlaması mukadderat. Bu yapılan işin sonu da çıkmaz sokaktır. Ama Erdoğan bunlarla meşgul değil. Milletin sesini duymak yerine küçücük bir evladımızın yaşadığı acı bir olayı istismar etmeye kalkıyor. O yavrumuza güzel kızımıza Asiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıyor. Beyaz Türk, siyah Türk diyerek milleti oradan da bölmeye, parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum zannediyor. Biz buradan açıkça söyleyelim. Bu ülkede beyaz Türk, siyah Türk diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede namuslular ve namussuzlar diye bir ayrım vardır. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarının alın teri, göz nuru, yılların emeği ve gayreti bir gecede Erdoğan'ın eliyle gasp edilmiştir. Erdoğan yırtıcı köpeklerle uğraşmayı belediyelere bıraksın. Kul hakkını, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyip bitirmek için fırsat kollayan saray ve şürekasına bir dönüp baksın. Değerli basın mensupları, son bir haftada olanlar bundan ibarettir. Ama kimsenin şüphesi olmasın, bu iş burada bitmeyecektir. Bu işin hesabını ilk insanlıkta millet, sonra da hukuk önünde adalet mutlaka soracaktır.